أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet, sevgili Arapça severler, bugün size uzun bir süreden beri planladığım farklı bir çalışmayla karşınızda olacağım. İnşallah her zaman belirttiğim üzere Arapça dil becerilerinden dinleme ve anlama yeteneğini geliştirme üzerine bir çalışma yapacağız. Şöyle ki, normalde birçok kişi metinleri okuyup çevirmekte. Biz ise günlük konuşmada faydalı olarak gördüğümüz çizgi film tarzı yayınları dinleyip birebir çevireceğiz. İnşallah bu çalışmamız sizlere faydalı olacak. Tabii dinlediğiniz şeyleri kendiniz yazmanız önem arz etmekte. İnşallah bizim yaptığımız çalışmada bir nevi dinlemin önemini anlatmaya ve nasıl çalışılması gerektiğine bir örnek teşkil edilecek. Bugün balla ilgili çocuklara yönelik kısa bir çizgi film seçtik. İlk çalışmamıza başlayalım. Evet, başlığımız En Her Şey Dur Rav'da. El-ma'rife bi-basata tabiri bu çizgi filmde çok geçecek. Çünkü her ne kadar çocuklara yönelik olsa da bilimsel içerikleri anlatan bir çizgi film. En basit şekliyle bilim başlığı atmış diyebiliriz. Bakalım konumuz ne? Ehlen bikum asdikai el-atfal. Evet, çizgi film hoş geldiniz tabiriyle başlıyor. Ehlen biküm, siz hoş geldiniz. Kimlere hoş geldiniz diyor burada. Estikayel atfal, çocuk arkadaşlarımız, siz hoş geldiniz. Nehnu netenevvelu fatairel aselil lezize. Evet, nehnu netenevvel, yiyoruz. Fatairel aselil lezize derken ise fatıra kelimesinin çoğulu fatayır, börek, kek anlamlarına geliyor. İkisinin tabakları üzerinde duran malzemeye baktığımız zaman bunun kek olduğunu anlıyoruz. Üzerine bal sürülmüş. Yani lezzetli bal kekleri yiyeceğiz şeklinde çevirebiliriz. İnneha şehiyyetun ve mufidetun aydan. Şehiye buradaki anlamı iştah açıcı, müfide ise faydalı, üzerinde bal olması hasebiyle onun iştah açıcı ve faydalı olduğunu söylüyor. Velakin hel ta'rifun min ayna nahsulu alel asal? Evet, velakin hel ta'rifun, biliyor musunuz? Min ayna nahsul? Tabi hasal alale kullanıldığı için elde etmek olarak düşüneceğiz. Min eyne nahsul alel asal, balığı nereden temin ettiğimizi biliyor musunuz diye soruyor. Hasanen. Pekala. Etehaddesu liyavm anil asal. Evet, tehaddese an ile kullanılan bir fiilimiz. Sene tehaddesu liyavm, bugün bahsedeceğiz. Anil asal, bala dair, bal hakkında bahsedeceğiz. Heyya bina. Haydi başlayalım. Evet, gördüğünüz üzere bal, yani gerçekten faydalı olan bir gıdayla ilgili bir anlatım. Bakalım balla ilgili bize nelerden bahsedilecek. Unzuru ile hadihi el-azhari el-cemile. Evet, unzuru, nazara yanzuru, unzur. Emir fiili tabii bize seslenmiş. Bakınız. İle hadihi el-azhari. Bu çiçeklere bakınız, cemile sıfatı. Bu güzel çiçeklere bakınız. Resimde gördüğümüz üzere birçok renkli çiçekler var. Çiçekler de Rabbimizin sanatının boyutunu bize en güzel şekilde gösteren kainattaki en güzel unsurlardan bir tanesi. Çiçeklerin balla alakası neymiş? Şimdi görelim. هل تصدقون أننا نحصل على العسل من هنا؟
Tabii çiçeklerle balın alakasını kuracağı için burada bir dikkat çekiyor. Hel tusaddikun, saddaka yusaddiku. Tasdik ediyor musunuz, onaylıyor musunuz, inanabiliyor musunuz? Ennena nahsul, yani bizim elde ettiğimize, edindiğimizi, el asel, balı, minhune, yani balı bizim buradan, bu çiçeklerden temin ettiğimize inanabiliyor musunuz? إننا نحصل على العسل Naam, tabi cevabını kendisi veriyor. Evet, inneme, tabi inneme kasır edatı, vurgu olarak düşünebiliriz. İnneme nahsul alel asel, yani balığı temin ederiz. Minel eshar, yani çiçeklerden temin ederiz. Yani sadece ve sadece çiçeklerden temin ederiz şeklinde bir anlamda düşünebiliriz. Tabi balın temin edilebildiği farklı yerlerde olabilir. Burada çiçeğin bal üretilmesindeki öneminden bahsedildiği için vurgu yapıldığını düşünüyoruz. والنحلة هي التي تصنع لنا العسل من رحيق الأزهار. Evet, vennehle. Evet, burada arı üreten hayvanımız vennehle bal. Hiyelleti, bizzat kendisidir. Neyi? Tasna'u, sana'a, yasna'u, üreten, lena, bizim için, el asel, balı, min rahikil ezhar. Rahik burada nektar, yani çiçeğin özü, yani sıvı şeklinde olan çiçeğin, normalde rahik meyve nektarı olarak geçiyor. Burada anlamamız gereken çiçeğin özü, nektarından balığı bizim için üreten arı olduğundan bahsediyor. تقوم النحلة بجمع الرحيق من الأزهار. Evet, fil bidaye, başlangıçta, tekumu, kavmi, normalde ayağa kalkmak, ama bu tür belgesel içerikli metinlerde kame'yi bi ile kullanılma olasılığı yüksek. Dolayısıyla burada gözümüz kame bi'yi arayacak, yapmak, etmek anlamında. Kame bi cem'i demiş. Cem'a toplamak. Yani kame bi cem, toplamak diyeceğiz. Fil bidaye, başlangıçta, tekumun nahletü, bal bi cem topluyor. Rahik nektarı minel eshar, çiçeklerden. Yani balın ilk üretim aşaması arının çiçeklerden nektar toplamasıyla olmaktadır. بعدها تأخذ النحلة الرحيق إلى داخل الخلية. Evet, ba'deha, yani sümme, sonrasında, te'huzu, alır, en nahletu, arı, el rahik, nektarı, ila dahilil haliye. Haliye, buradaki anlamı kovan, yani arı bu nektarı kovanın içine götürmektedir. ولكن ماذا يحصل للرحيق في داخل الخلية؟ Evet, soru soruyor. Velakin mâdâ yahsul? Tabi bu hasale li ile kullanılmış. Meydana gelmek, hasale ala değil. Nektara ne olur? Fî dâhilil haliyye. Yani hücrenin, kovanın içindeki nektara ne olacak diye soruyor. لندخل إلى الداخل ونرى. لِنَدْخُلْ, girelim. Evet, burada lamul emir var. لِنَدْخُلْ, girelim. İle dahil, içeri, ve nera, ve görelim. النحل في داخل الخلية بسكب الرحيق في العيون السداسية. Evet, yine kame fiilini görüyoruz. Burada kame bi, bu sefer sekp maslarıyla kullanılmış. Sek, dökmek demek. Ennahlu, arı döker. Dâhilel haliye, kovanın içine neyi döker? Nektarı. Fil uyuni südasiye, yani kovanın içindeki altıgen şeklinde olan gözlere bu nektarı dökmektedir. Südasiye, sadis, altıncı, veyahut da sitte dediğimiz sayıdan üretilmiş, altı
altıgen olan gözlere ne yapmakta? Nektarı dökmektedir. وَهُنَا يَتِمُّ حِفْظُ الْعَسَلِ. وَهُنَا burada yetimmü حِفْظُ الْعَسَلِ. Temme yetimi tamamlanmak olsa da biz böyle çevirmeyeceğiz. Edilgen anlamda çevireceğiz. Hifzul asel yani balın korunması tamamlanır değil de bal burada korunmaktadır diye düşünebiliriz. بعدها تقوم النحلات بتحريك الرحيق وتهوية الخلايا بأجنحتها حتى يتبخر الماء ويتحول الرحيق إلى عسل. Evet, az önce görüntüde de gördük. Arıların bazısının elinde kürek vardı. Balı karıştırıyordu. Bir kısmı da kanatlarını çırpıyordu. Burada dediyse söyleyecek olursak şunu diyor. Ba'deha sonrasında tekumun nahlatu bi tahrik. Burada kâme bi tahrik. Hareket ettirir. Karıştırır, çevirir diyebiliriz. Bal. Neyi? Errahik. Nektarı. Ve ne yapar? Ve tehviyetil halaya. Hava, tehviye bu ise havalandırmak anlamında ne yapıyor? Bu altıgen şeklinde olan gözleri, odaları havalandırıyor. Ne ile? Bi ecnihatiha kanatlarıyla. Hatta tebahhara elma. Niçin yapıyorlar bunu? Buhar yani su, nektar sıvı bir madde tabii ki. Bu sıvı maddedeki su buharlaşsın diye bu işlemi yapıyorlar. Ve ikinci yapma sebebi ve tehavvelel rahik ilel asel. Ve sonrasında bu nektar bala dönüşsün diye. بعدها يقوم النحل بتغطية الخلايا بأغطية شمعية لتخزينه. بعدها sonrasında يقوم yine kame fiili gelmiş. Bu sefer bir tağıtiye yani bal arısı ne yapar? Örter. El halaya bu gözleri bir altiyetin gita örtü demek. Bir altiyetin örtüyle şem'iyye. Şem'iyye de mum. Mumdan oluşan bir örtüyle ne yapar? Bu yerleri örter. Ne için? Litahzini. Yani onu depolamak için. Yani nektarı bala döndürüyor. Balı da o gözelere depolamak için ne yapıyor? Mumdan mum bir örtüyle kapatıyor. Ve يقوم النحل بتخزينه ليستخدموه كطعام لهم ولصغارهم. Evet, kame bi tahzin. Evet, bal arısı depolar. Yestahdimuhu. Ne için bunu yapıyor? Onu kullanmak için, o balı kullanmak için keta'amin lehum. Yani kendilerine bir gıda olsun, yemek olsun diye vel sigarihim ariyeten küçüklerine yani çocuklarına ve kendilerine gıda olması amacıyla bu depolama işlemini yapıyorlar. Ve yuhazzinunehu aydan lifasli şite. Hazzen yuhazzinu onu depoluyorlar. Ayrıyeten ne için? Lifaslı şite. Kış mevsimini düşünerek. ولكي تجمع النحلة كيلوغرام واحد من العسل فإنها تنتقل بين الزهور مسافة تعادل 11 مرة حول محيط الأرض. Evet, burada önemli bir bilgi veriyor. Yani bu balın üretiminde arıların göstermiş olduğu emeği anlama adına وَلِكَيْ تَجْمَعَ النَّحْلَةُ yani bal arısı toplaması için kilogram vahit yani bir kilo bal minel asel yani bir kilo bal toplayabilmek için فَاِنَّهَا onlar ne yapıyor? تَنْتَقِلُ اِنْتَقَلِ اَنْتَقِلُ intikal yani dolaşıyorlar, seyahat ediyorlar beyne zuhur çiçekler arasında mesafeten bir mesafe tuadilu eşit olan 11 merraten 11 kez havle muhitil art yani yeryüzü etrafında 11 kez dolaşmaya eşit olacak bir mesafede mesafe miktarınca ne yapıyorlar? Çiçekler arasında dolaşıyorlar. Evet, burada da yani 1 kilo balı belki biz
çok önemsemeyebiliriz ama bu üretimde, balon üretiminde ortaya konan emek hakikaten biz insanlar da örnek. Yani birçok insan hedefe hızlı bir şekilde ulaşmak istiyor ama kainata baktığımız zaman bizim için basit görünen şeylerin aslında çok büyük emekler yatmaktadır. O yüzden sabırla bekleyerek sonuca ulaşmamız lazım. Hemen sonuç almıyoruz diye de vazgeçmemek lazım. Uzun uğraşlar sonucu elde edilen şeyler gördüğünüz gibi bal gibi tatlı olmaktadır. Devam edelim. نعرف الآن كيف يصنع العسل. Evet, nahnu na'rifu, biliyoruz biz el-an, şu an keyfe yusna'ul asel, balın nasıl üretildiğini biliyoruz. Tabi üretenden bahsetmediği için meçhul fiil kullanılmış, yusna'u. يقوم النحل بجمع الرحيق من الأزهار. Evet, şu an kısa bir özet geçiyor. Videolarda da bunu görebiliriz. Demin anlattığı şeyleri kısaca özetliyor. Yani yakumun nahlu bi cem'i rahiqin min el-ezhar. Yani bal arısı çiçeklerden nektar toplar. ثم يأخذه إلى الخلية ليضعه في العيون السداسية. ثم يأخذه إلى الخلية. Sonra onu kovana götürür. Ne için? Liyada'ahu. Onu koymak için. Fil uyunu sidasiye. Yani altıgen şeklindeki gözlere koymak için. بعدها يقوم النحل بتحريك وتهوية الخلايا ليتحول الرحيق إلى عسل. Evet, sonrasında ba'daha yakumun nahlu, bal arısı ne yapar? Bir tahrik, hareket ettirir. Yani karıştırır diyoruz biz buna. Ve tağtiyetül halaya, bu hücreleri, bu gözeleri ne yapar? Kapatır. Ne için? Yetehavvelen rahik ile asel. Yani nektarlar bala dönüşmesi için bu gözleri kapatır. والعسل مفيد جدا للإنسان. Evet, bal müfidün, faydalıdır. Cidden çok dil insan için çok faydalıdır. وهو يتكون بشكل رئيسي من الماء وسكر الفركتوز والجلوكوز. Evet, ekranda zaten balın unsurlarını yazdı. Bir şeklin reisi esas itibariyle oluşmaktadır. Bal neyden? Elma, sudan ve sükkürün fruktoz ve glikoz adlı maddelerden oluşuyor. ويحتوي أيضا على فيتامينات ومعادن مهمة لأجسامنا. Evet, yahtevi ale, içermektedir. Ariyeten ne? Vitaminler ve maadine mühimme, önemli madenler, elementler, leçsamine, yani vücudumuz için önemli olan elementler içermektedir. وهو يستخدم أيضا كعلاج لكثير من الأمراض. Evet, yustahdem, ayrıyeten kullanılmakta. Ne için? Ke'ilacin, tedavisi için. Kethir minel emrat, birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. والعسل الطبيعي لا يتلف ولا يحتاج لحفظه في داخل الثلاجة. Evet, vel aselü tabi'i, yani doğal olan bal, yani günümüzde yapay bir şekilde üretilen ballar var, sağlıksız, hakikaten ucuz. Bunlar değil, yani gerçekten bal arılarının ürettiği doğal ballar. La yutlef, telef, Türkçe'de telef diyoruz. Yani telef olmaz, bozulmaz. Ve la yahtaç, ihtiyaç duymaz. Lihifzihi, korunmaya. Fi dahili sellace, yani buzdolabında korunmaya ihtiyaç duymuyor. Günümüzde birçok şeyi buzdolabına koyarak koruyoruz ama bal için böyle bir durum söz konusu değil. فقط يحتاج لحفظه في وعاء محكم الغلق. Evet, sadece yahtacu lihifzi, koruması için neye ihtiyaç duyuyoruz? Fi vi'ain muhkemil galak, yani sıkı kapatılmış bir kavanoza ihtiyaç duyuyoruz. Tabi elinde gördüğünüz gibi bunu göstermiş. Kavanozu elinde tutuyor ve kapakla örtmüş. أنا آكل العسل كل يوم.
Evet, وأنا آكل العسل كل يوم ben her gün bal yerim. لأنه لذيذ ومفيد جدا. Çünkü o lezzetli ve faydalıdır. Evet, balla ilgili vermiş olduğumuz çeviri burada bitmiştir. Umarım inşallah hem Arapça adına hem de hayatımızda sağlığımız için büyük bir etkisi olacak. Bala dair güzel bilgiler vererek sizlere yardımcı olduk. Sizlere bilgi sunabildik. İnşallah yeni başlattığım bu çalışmayı değişik vesilelerle sürdürmeyi düşünüyorum. Allah'a emanet olunuz. أهلا بكم أصدقائي الأطفال، نحن نتناول فطائر العسل اللذيذة. إنها شهية ومفيدة أيضا، ولكن هل تعرفون من أين نحصل على العسل؟ حسنا، سنتحدث اليوم عن العسل. هيا بنا. المعرفة ببساطة. انظروا إلى هذه الأزهار الجميلة، هل تصدقون أننا نحصل على العسل من هنا؟ نعم، إننا نحصل على العسل من الأزهار، والنحلة هي التي تصنع لنا العسل من رحيق الأزهار. المعرفة ببساطة. في البداية تقوم النحلة بجمع الرحيق من الأزهار، بعدها تأخذ النحلات الرحيق إلى داخل الخلية، ولكن ماذا يحصل للرحيق في داخل الخلية؟ لندخل إلى الداخل ونرى. المعرفة ببساطة. يقوم النحل في داخل الخلية بسكب الرحيق في العيون السداسية، وهنا يتم حفظ العسل. المعرفة ببساطة. بعدها تقوم النحلات بتحريك الرحيق وتهوية الخلايا بأجنحتها حتى يتبخر الماء ويتحول الرحيق إلى عسل. المعرفة ببساطة. بعدها يقوم النحل بتغطية الخلايا بأغطية شمعية لتخزينه، ويقوم النحل بتخزينه ليستخدموه كطعام لهم ولصغارهم، ويخزنونه أيضا لفصل الشتاء. المعرفة ببساطة. ولكي تجمع النحلة كيلوغرام واحد من العسل، فإنها تنتقل بين الزهور مسافة تعادل 11 مرة حول محيط الأرض. المعرفة ببساطة. نحن نعرف الآن كيف يصنع العسل. يقوم النحل بجمع الرحيق من الأزهار، ثم يأخذه إلى الخلية ليضعه في العيون السداسية. بعدها يقوم النحل بتحريك وتهوية الخلايا ليتحول الرحيق إلى عسل. المعرفة ببساطة. والعسل مفيد جدا للإنسان، وهو يتكون بشكل رئيسي من الماء وسكر الفركتوز والجلوكوز، ويحتوي أيضا على فيتامينات ومعادن مهمة لأجسامنا، وهو يستخدم أيضا كعلاج لكثير من الأمراض. المعرفة ببساطة. والعسل الطبيعي لا يتلف ولا يحتاج لحفظه في داخل الثلاجة، فقط يحتاج لحفظه في وعاء محكم الغلق. المعرفة ببساطة. وأنا آكل العسل كل يوم لأنه لذيذ ومفيد جدا. المعرفة ببساطة. أين يخزن النحل العسل؟ إذا عرفتم ما هي إجابة هذا السؤال
اكتبوا لنا في خانة التعليقات أسفل الفيديو. نشكر أصدقائنا الذين تفاعلوا معنا بحل سؤال الحلقة السابقة. كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نعم كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نحن. إذا أردتم أن تحصلوا على المزيد من المعرفة ببساطة، تابعونا في الحلقات القادمة لنتعلم المزيد معا ببساطة. إلى اللقاء. أصدقائنا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على اللايك. نتشرف بمتابعتكم ودعمكم لنا. نقول لكم من القلب شكرا لكم. نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نحن كلنا نحب أناشيد الروضة، نحن كلنا نحب، كلنا نحب، كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نعم كلنا نحب أناشيد الروضة.